sakin. Siz bir şey yapmayın. Tamam canım, tamam, sakin ol. Düşündün mü? Ötecek misin? Evet. Abi görüyorum. Gebert Musa. Öt o zaman. Hadi seni, ne bekliyorsun? Abi birileri girdi odaya. Tufan'ı göremiyorum. Emir lan bu. Kaderim mi lan bu çocuk benim? Evet Tufan, şimdi sakin sakin bize her şeyi anlatıyorsun. Örgütün merkez karargahını, başındakileri, bölge sorumlularını, nasıl kurulduğunu, hepsini. Anlatırım. Ama bu verdiğiniz güvenceyi yazılı hale getirip bana vermek şartıyla. Yazarız, tamam. Konuş sen. Olmaz. Önce yazıp imzalayın. Sonra konuşacağım. Yaz Ömer. Tamam yaz. Abi istersen önce onu vurayım ha? Olmaz Musa. Burası kalabalık. Tedbir alabilirler. Bizim için önemli olan Tufan'ın gebermesi. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ne yapıyorsun lan? Yapmayın, yalvarırım. Kim bu? Kime yolluyor lan bu mesajı? Ha? Bak şimdi bu tetiğe bastın mı? Kurşun o çocuğun kafasını parçalar, kadına girer, tamam mı? Kime yolluyorsun? Tamam tamam, kızıma yolladım. Sakın eve gelme, polise git, evde katiller var. Şimdi kızını arıyorsun, eve gelmesini söylüyorsun. Kızım. Kızım mesajı kardeşin çekmiş. Sana şaka yapmış. Tamam kızım, hemen eve gel. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Tamam babacığım, geliyorum. Korktum ben de çok. Şahıs kendisine teklif edilen işbirliğini kabul etmiş olup itirafçı sıfatıyla ifade vermiştir. Bundan dolayı terörle mücadele kapsamında etkin pişmanlık yasasından faydalanmasına olanak verilecektir. Musa, hala göremiyor musun Musa? Yok abi, dikildi orada. Oradan da bir yere gittiği yok. Baba bunlar kim? Susun! Abi, kız buraya geliyormuş. Hmm.
Al bakalım Tufan. İstediğin güvence. Yazılı, imzalı. Şahitsin doktor. Abi, orada bir şeyler oluyor. Kağıtlar falan çıktı. Bir şeyler dönüyor orada. Ötmesin lan bu. Görüyorum abi. Gebert Musa. Gebert! Dikkatine, acil takviye gönderin. Hastane karşısında saldırı var. Tüm yollar kesilsin. Ey başını! Ey başını! Arkadaki apartmanın etrafını sarıyoruz. Dur. Bela mı oldun lan yavru polis? Yat dedim sana, duymuyor musun? Daldıracağım lan kendini. Apartmanın içindeler, takviye git gelsin. Esnafı sarın. Şarjör. Arka sokaklar, civardaki tüm sokaklar tutulacak. Emir dur! Emir! Yürü, 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 yürü! Dinlesene sen. Kilitlendin yine. Emir kendine gel koçum. Abi yerde kan izleri var. Aşağıya gidiyor gel. Gel abi, gel. Buradalarmış, kaçtılar işte.
85-26. Kaçamadılar daha. Bu taraftan yürü. Öldürmüşler mi? Şehit etmişler. Sen bizim arabaya geç. Tamam ver abi. Şunları. Top sahasının oradaki arsada buluşuruz, tamam mı? Tamam abi. Hadi bakayım. Geç. Sakın bir yanlış yapayım deme. Yürü. Asayiş uygulama. Kimlik alayım. Aşağı in. Arabaya yatsın. Al onu geçir geçir. Abi, apartmanlara, dükkanlara bakıldı ama saldırganları gören kimse yok. Devam edin sormaya. Buharlaşma diye bunlar. Bağışsın amirim. Buralarda bir yerdeler. Her deliğe bakılacak. Bütün hastanelere, kliniklere, sağlık ocaklarına haber verin. Köpeklerden biri yaralı. Mutlaka bir yere gidecek. Biz de orada tepelenemeyeceğiz. Tamam mı? Tamam falan değil abi, işte buraya kadarmış. Emir, sakin ol. Yılmak yok. Abi, avucumuzun içindeki adamları kaçırıyoruz ya. Burnumuzun dibine kadar geliyorlar, gidiyorlar. Nerede bu adamlar? Ben 2 dakika yüzünden ablamı kaybetmişim. Benim canım ablam ölmüş. Sen ne diyorsun ya? He? Şimdi 2 dakikayla bu adamlar kaçıyor. Yeter artık, yeter! Emir! Yeter! Emir! Neredesiniz lan? Köpekler! Tamam. Neredesiniz? Tamam Emir, tamam, tamam. Tamam, tamam, sakin ol. Tamam. 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 Sedat abi, ne oldu? Kaçtılar. Elimizdeki son tanığı öldürüp kaçtılar. Yakalayamadık. Yok abi, öldüremediler. Tufan ölmemiş. Ne? Evet. Ameliyat alacaklarmış. Fırla!
Hastayı döndürdük ama ameliyata almamız gerekiyor. Hocam Yaşat. Hocam bu herif bize lazım. Tamam merak etmeyin. Elimde ne gelirse yapacağım. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Kuş uçmayacak burada. Bir türlü geberemedi köpek. Çekeceği var abi demek ki daha. Ama ölmese de biz onu öldüreceğiz Mehmet. Onu öldüreceğiz. Durumun nasıl? Abi çok yorgunum. Uykum geldi, üşüyorum abi. Dayan az kaldı, dayan. Beni cenazeden bekliyorlar. Bırakın gideyim Allah rızası için. Kimseye bir şey söylemem. Gömülmeyen cenaze kalmadı hiç birader. Seninki de gömülür. Yalvarırım bırakın beni. Çoluğum çocuğum var. Babasız büyüyen çok çocuk var birader. Seninkiler de büyür değil mi? He? Yürü. Ben bir ter atmaya gidiyorum. Tamam, kahvaltıda görüşürüz. Günaydın tatlım. Günaydın. Özledim seni. Figen, uzak dur biraz. Huylandıracaksın milleti. Olsun balım. Tabii, gelirsen çalışırız. Kondisyon salonundayım. Tamam, ben hazırlanıp hemen geliyorum. Günaydın. Neyin var senin? Ben sana bir daha dışarıda karımla yan yana gelmeyeceksin demedim mi? Nereden çıktı şimdi bu? Gazeteyi oku anlarsın. Ben bir lafı iki kere söylemem. Bunu öğren. Aşağı salona Akın'la çalışacağız biraz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bugün bu odadan dışarı adımını atarsan kemiklerini kırırım seni. Aa, delirdin mi sen? Evet. Ne oluyor hayatım? Yine gazetede haber çıkmış. Ben sizi dışarıda bile yan yana gelmeyeceksiniz demedim mi? Hayatım biz orada tesadüfen karşılaştık. Tesadüf falan yok. Yan yana bile gelmeyeceksin o herifle. O kadar. Ne yani? Seni Akın'la aldattığımı mı düşünüyorsun gerçekten? Eğer gerçekten beni aldattığını düşünseydim, seni çoktan gebertirdim. Yararına bir gece olacak. Geliri derneğinize kalıyor. Sponsorlar tüm masrafları karşılayacaklar. Ayrıca derneğinize 30.000 TL bağışta bulunacaklar. Ben de bu organizasyonun başında yer alıyorum. Bu bizi çok memnun eder. Hem basının dikkatini çekmiş oluruz biraz. Omurilik felçlileri mutlaka birine bağımlı olarak yaşarlar. Bu bağımlılığı en aza indirgemek için
Böyle duyarlı girişimlerin artması gerek. Bu öyle bir şey ki Allah korusun. Her an herkesin başına gelebilir. Cancığım sana çok teşekkür ederiz. Yağmur Hanım gibi hayırseverlerle buluşturdun bizi. Bana değil. Anneme teşekkür edin. Bakmayın bana öyle. Annem ölmeseydi bu gece de olmazdı. Hay Allah, niye böyle konuşuyorsun oğlum? Yapamadım. Senin katillerini yakalayamadım. Senin canını yakanları yakalayamadım. Sana verdiğim sözü tutamadım. Cana verdiğim sözü tutamadım. Anama verdiğim sözü tutamadım. Babama verdiğim sözü tutamadım. Sen ölmemeliydin be abla. Ölmemeliydin. Seninle göreceğiniz çok güzel günler vardı. Ablam benim. Ne zaman başlıyorsunuz Can'la çalışmaya? Bale zordur. Çok çalışmak gerek değil mi? Tabii. Can ne zaman isterse başlarız. Ne zaman istersin Can? Cevap versene oğlum Yağmur ablana. Bilmiyorum anneanne. Canım hiçbir şey istemiyor. Canı sıkıldı herhalde. Biraz gezelim mi, değişiklik olur. Ha? Ne dersin oğlum? İster misin? Hamburger, patates falan da alırız. Ne dersin? Siz bilirsiniz. Tamam o zaman. Ben arabaya getireyim. Tamam kızım. Anlaşıldı. Beyefendiye selamımı iletin. Akşama görüşeceğiz. Patron, Veysel aradı. Örgüt hastanedeki eylemci Tufan'a suikasti düzenlemiş. İyi. Ancak Veysel bu akşam sizinle mutlaka buluşmak istiyor. Niye, problem neymiş? Telefonda konuşmak istemedi ama. Tamam, çıkabilirsin. Yine neye elini yüzünü bulaştırdı bu gerizekalı? Abi, çok kan kaybediyor. Yarasının dikilmesi lazım. Hazal'a haber vermemiz gerekiyor.
Alo. Her şey yolunda mı? Sayılır. Çocuklardan biri oynarken düştü. Omuzuna acil dikiş atılması lazım. Eski eve gel. Tamam. Hemen geliyorum. Köstebeği var Mehmet. Bu hastanede. Yoksa böyle saldıramazlardı. Abi saldırıdan 20 dakika önce koridorda görülen şüpheli şahsı bulmamız lazım. Doğum katında olduğunu nasıl anlamış? Kim söylemiş? Onu da bulalım. Bulacağız abi. Bulacağız. Ne oldu hocam? Ameliyat başarılı. Bir aksilik olmazsa hasta yaşayacak. Güzel. Yalnız bizim bu herifi öldürmemiz gerekiyor hocam. Anlamadım. Anlatacağım hocam. Gelin benimle. İyi değilim Azar. Sen nereye gidiyorsun? Hiç. Okula uğrayacaktım bir. Sonra uğrasan olmaz mı? Sana ihtiyacım var. Olur tabii, tamam. Sonra giderim. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Nasıl gidiyor? Var mı bir problem? Yok efendim, her şey yolunda. İyi, güzel. Durum ne? Yönetim kurulu toplantısındalar. Devam ediyor. Son olarak toplantının gündemine USWB'nin talip olduğu avcılardaki arazimizin satışını almayı öneriyorum. Bu kararın bir an önce alınması gerekiyor. Zaman kaybı müşterinin kaybedilmesine yol açabilir. Lütfen ısrar etmeyin. Bu konuda biraz daha düşünmek istiyorum. Canan Hanım direniyor. Tamam, toplantı bitmiştir. Hanımlar, beyler, teşekkür ederiz. Enteresan. Canan Hanım'ı ikna ettiklerini sanıyordum. İşi yokuşa sürdüğüne göre bu kız bir şeyden şüphelenmiş olmalı. Ha, çıldırmamak işten değil. Tamam Banu, Maruf durma. İnanmıyorum ya, onca üyenin, onca genel müdürün önünde düştüğümüz duruma bak. Rezil olduk. Tamam sus, duyulacak. Bu Canan kendini ne sanıyor? Hadi biz işimize bakalım. Nerede o? Bilmiyorum. Birazdan gelir herhalde. Ay. Banu, tamam. Hadi Banu. Bu halinle Canan'ı ikna edemezsin. Tamam. Emir, tamam, sakin ol lütfen. Tamam falan değil. Nasıl buluyorlar ya o şerefsiz orada? Kaç kişi bu herifler? Nereden haber alıyorlar? Emir, tamam, ne olur yapma. Hiç kimse bilmiyordu o şerefsizin orada olduğunu. Çok gizliydi bu. Ya biz orada kuş uçurmuyoruz, geliyorlar adamı vuruyorlar ya. Ya
tamam, ne olur kahretme kendini bu kadar. Ya sonuçta hastane orası. Yani birisi söylemiştir. Hazal, bu öyle kolay değil. Çok gizli bir operasyondu diyorum. Ben bunu kimseye söylemedim. Anneme söylemedim be. Söylesem belki kadın mutlu olacak. Ben bunu bir tek sana söyledim. Evet. Bir tek sana söyledim. Emir tamam, yani bulunur. Ya geberdi gitti sonuçta değil mi? Geberdi. Geberdi ama o sadece bir piyondu. Ablama sıkan oydu, peki ona sıktıranlar kimler? Ha? Asıl suçlu onlar. Ama ben onların iznini kaybettim. Bulacağım. Söz veriyorum. Onların arkasındaki köstebek kimse girip onu çıkartacağım. Ne oldu abi? Telefonumu meşgule aldı. Oysa telefonu açması için emrim vardı. Canancığım, gel otur şöyle. Seninle konuşmak istiyorum. Tabii. Canancığım bak. Sen şimdiye kadar şirket işleriyle pek ilgilenmedin. Bu arazi meselesi önemli. Bunu kaç kere söyledim. Bilmiyorum. Ben bu satış konusunda pek emin değilim. Canan, zaten yakında okuluna dönüyorsun. Hayır, nedir bu inadın anlamıyorum. Ayrıca işlerin ilerlemesini de engelliyorsun. Belki de bu satış hiç olmayacak. Nasıl yani? Ben size bunu söylemiştim. Babamın bu işi istediğini pek zannetmiyorum. Evet ama seni ikna ettiğimizi sanıyordum. Meseleyi büyütüyorsun. Senin bence kafanı karıştıran birileri var. Bak Canan. Bu proje senin sandığından çok daha büyük bir proje. Eğer gerçeği bilseydin böyle konuşmazdın. Peki o zaman öğrenelim gerçeği. Kerem Bey'di değil mi USWB'nin yetkilisi? Evet. O zaman hemen toplantıya çağıralım Kerem Bey'i. Dinleyelim kendisini. Kerem Bey'i? Evet. Kerem Aslan'ı ayağımıza mı çağıralım? Biz mi ayağına gidelim? Yani o Kerem Aslan'sa ben de Canan Ancı'yım. Eğer lütfedip gelirse kendisini dinlerim. Ben geldim. Sen kilitlemek ister misin? Zahmet oldu kızım sana da. Yok canım, ne zahmeti? Onları da sıksana. Ver kuzum, ver.
gitmeye bayılıyorum ha. Ben var ya denizden babam çıksa yerim o derece yani. Nebahat. Emine Anayış sana bir şeyler söyledi mi? Çıtlattı mı? Yok. Neyle ilgili? Şöyle. İlgili. Hani ben Emir'e bir şeyler söylemişim. Emir Emine Ana'ya söylemiş. Emine Ana da sana çıtlatmış gibi bir şey. Söyledi söyledi. Sahi mi? Sahi. Ne düşünüyorsun? Bence iyi düşünmüşsün. O zaman yani olur diyorsun. Sen karar verdiysen zaten bana bir şey söylemek düşmez. Yani peki ne zaman olur tam olarak? Bence çok geciktirme. Bir an önce harekete geç. Allah! Allah! Ay ne oluyor be? Ne demek ne oldu ya? Attım ekmeğimi yesin martılar, balıklar onlar yesinler. Hem ben böyle çok sevindirik oldum da çok mutlu oldum da pek bir şey yiyemem. Benim eştahım kapanır da biraz. Üstü ya. Ne biş? Ne Bahat? Ne oldu Müste? Allah'ım Müste! Ne yapıyorsun lan? Dur! Ay ya değil çıkacak be. Bir gören olacak ya. Aman canım görsünler ne olur. Ya ulan bir tane çakacağım göreceksin he. Sanki tren oluyor mübarek. Araba değil de. Ne treni? Tren değil araba araba. İşte Emine teyze söyledi bana. Ne dedi? Emine teyze? Emine demişsin ki arabanı ben alayım demiş. Emine teyze de bana çıtlattı işte bunu. Sadece bu mu? Başka bir şey yok mu senle? Yok. Bir şey mi söylemesi gerekiyor? Ay. Ne oldu Musti? Yok bir şey yok. Balık da yedi zaten ekmeği. Baksana orada. Ekmek de gitti. Ha. Al ben sana bunun yarısını vereyim. İstemiyorum. Hayır vallahi benim cidden iştahım kapandı ya. İyi tamam. Limon sıkayım mı? Bak. Bu balığı en güzel nerede yaparlar biliyor musun? Şeyde. Benim arkadaşımın restoranı var. Orada çok güzel yapıyorlar balığı böyle. Hem hoş, nezih, böyle çok şık bir yer. Diyorum ki ben seni bir akşam götüreyim mi oraya? Olur olur. Şu ahir ömrümde bir de şık restoran göreyim tam olsun zaten. Gerçi aynı balığı yiyorsun. Aynı denizden çıkıyor ama resmen balina yemişsin gibi hesap ödüyorsun. Canım sen ne diye parayı marayı düşünüyorsun ki? Benim arkadaşımın yeri. Hem para mara önemli. Sen gel yeter. Tamam gelirim. Ay! Ahmet! Abi, durum çok ciddileşiyor. Çok kan kaybediyor. Al bakalım sana patates. Gülelim. Fındık burunlu seni. Şeref gel yağmur al da. Süper bir yemek oldu. Afiyet olsun. Sen iste yeter ki tabii gelirim. Bana da abla demeyi bırak artık. Yağmur diyebilirsin. Arkadaş gibi. Tamam yağmur. Hatta yağmurcuğum. Ne oldu Can? Annem ölmeden önce bana bundan alacaktı. Çok özledim annemi.
Tamam ya. Tamam anne hadi. Tamam. Tamam. Çok özledim anne. Çok. Tamam. Tamam ya. Ben cana ne diyeceğim? Dayın sana verdiği sözü tutamadı. Annenin katillerini bulamadı mı diyeceğim. Kim bu durmadan arıyor? Abim. Açsana. Alo. Abi okula gitmedim daha. Evdeyim. Emir geldi de onunla konuşuyorduk. Duymamışım, kusura bakma. Bana bak. Onu atlat, çabuk buraya gel. Musa kan kaybediyor. Çabuk. Tamam abi, söylerim. Abime selam ver. Aleyküm selam. Emir, koçum neredesin? Mahalledeyim abi. İyi, acil konuşmamız gerek. Meydanda buluşalım hemen. Tamam, ne oldu? Gelince anlatırım. Pekala abi. Ne olmuş? Sedat abi benimle konuşacakmış. Sen de okula git istersen. Tamam. Gel. Ben Kerem Aslan. Banu Hancı ile randevum vardı. Buyurun efendim. Anladım. Kerem Bey gelmiş. Karşılayalım o zaman. Tamam. Hoş geldiniz Kerem Bey. Merhaba. Hoş bulduk. Buyurun, ofise geçelim. Umarım programınızı aksatmadık. Hiç önemli değil. Zaten bu sıralar bu projeden daha önemli hiçbir şey yok benim için. Tanıştırayım. Canan Hanım. Gerek yok. Biz daha önce tanışmıştık. Nasılsınız Kerem Bey? Siz? Teşekkür ederim. Kerem Bey buyurun oturun lütfen, ayakta kalın. Canan Hanım Avcılar'daki arazi satışı için sizinle konuşmak istedi. Tabii aslında bunu sadece bir arazi satışı olarak değerlendirmemek gerek. Bu Türkiye için büyük bir atılım projesi. Öyle mi? Ne açıdan? Biz merhum İlhan Bey'le bir yılı aşkın süredir bu proje için çalışıyoruz. Canan Hanım'ın bundan haberi var değil mi? Hayır. Bundan haberim yok. Neden? Asıl önemli olan kısım bu. Biz... Canan'ın bu konuyla bu kadar ilgilendiğini düşünmediğimiz için doğal olarak projeden ayrıntılı bahsetmemiştik. Bu yüzden de sadece bir arazi satışına indirgendi mesela. Bakın Kerem Bey, bu konu hakkında öğrendiğim tek bir şey var. Sizin araziyi almak istemeniz ve babamın bu işe şiddetle karşı çıkıyor olması. Bu tamamen gerçektir. Kim söyledi bunu size? Kimin söylediğinin hiçbir önemi yok. Doğru olup olmadığı beni ilgilendiriyor. Bu o kadar büyük bir yalan ki. Bunu size kim söylediyse bu projeye dinamit koymak istiyor. İlhan Bey herkesten çok bu projenin gerçekleşmesini istiyordu. Buna nasıl inanabilirim?
Delil mi istiyorsunuz? Yani somut bir delil. Yani tabii ki somut bir delil arıyorum. Bu babamın bu kadar çok değer verdiği bir proje ise... bir yıldan beri çalışıyorsanız... ortada somut bir şeyler olması gerekmez mi? Beni ikna edebilecek misiniz? Kesinlikle. Hiç şüpheniz olmasın. Size delilleri sunabilirim. Tabii vaktiniz varsa. Zamandan bol bir şey yok Kerem Bey. Peki. O zaman sizi ofisime davet ediyorum. Dosyayı orada inceleyebiliriz. Tabii. Amacı ne bu herifin? Ne delili? Yok ki öyle bir şey. Mutlaka bir planı var. Var ama ne? Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Bilmiyorum Harun. Bilmiyorum. Ne haber koçum? Kötüyüm işte. Hiç asma suratını. Sana harika bir haberim var. Ne oldu yoksa adamlarımı yakaladın? Yok, kaçanlardan haber yok. Yok ama tufan yaşıyor. Yani geberemedi hiç. Doktorlar onu geri döndürmüşler. Ameliyata almışlar. Ameliyat başarılı geçti. Yaşayacak diyor başhekim. Bu çok güzel haber abi. Kansız herif. Artık yaşadığına bile seviniyorum. Hey abi, öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Demek daha bizden çekeceği günler var. Ama biz onu öldüreceğiz. Örgüt bunu şimdi öldü sanıyor. Başhekimle konuştum. Hastane kayıtlarına öldü diye geçecekler. Örgüt bu iti öldü zannettiği için bir daha öldürmek için hastaneye gelmeyecek. Zaten bize konuşacaktı. Ondan sonra da biz güzel güzel öttüreceğiz. Aynen. Örgüt öldü bilecek. Biz de deşifremizi yapıp tepelerine bineceğiz. Anladım. Emir berbat bir haldeydi. Tufan'ın bu şekilde ölümü polisi de şok etmiş anladığım kadarıyla. Edecek tabii. Tufan konuşmuş mu? Hayır. Emir tam konuşmak üzereydi dedi. Kendi işlerinde bir köstebek arıyorlar. Güzel. Hamit. Yürü abi. Doğru hastaneye git. O adamı gebert. Köpeğin ölüsünü bulsunlar. Tamam abi. Örgütün hastanede köstebeği olma ihtimali çok yüksek. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Örgüt Tufan'ın öldüğüne inanmıyor. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nereden geliyorsunuz böyle? Vallahi hiç öyle dolandık biraz. İyi. Nebahat sen istersen eve git. Bizim Musti ile konuşacaklarımız var. Ne oldu abi? Oldu kardeşim bir şeyler. Tamam o zaman ben eve gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Nebahat görüşelim. Abi gel, ne kardeşim. Oldu? Bir şey mi var? Gel. Ne oldu abi? Neyiniz var? Hastanede yatan saldırgan var ya. Örgüt ona suikast yaptı. Nasıl yani? Kendi örgütü adama suikast mı düzenledi? Evet. Peki adam öldü mü? Öldü. Gebersin. Aşağılık herif. Bence hak ettiği yere gitti. Geberdi kardeşim. Geberdi de biz adamı konuşturamadık. Yani izlerini kaybettik.
İşte bu kötü oldu. Yani en azından bir şeyler söyleseydi. Tüh. Peki abi nasıl yaptılar bu işi? Nasıl öldürdüler adamı? Hastanenin karşısından keskin nişancıyla. Vay be. Hastanenin karşısından keskin nişancıyla vurdular ha. Sen şimdi haber de yaparsın buna. Siz izin verirseniz ben seve seve yaparım komiserim. Yap kardeşim yap. Köpek madem bizim işimize yaramadı, bari senin işine yarasın. Hadi ya. Bence de. Biraz detay veririz sana. Ya hatta anlatırım ben sana ya. Herife resminde sana mail atarlar. Haberi patlatırsın. Bu süper olur. Yalnız bizi karıştırmak yok. Kendini kovalıyor musun gibi yazacaksın. Duymuşsun falan. Amirim artık orası da bizim işimiz. Siz merak etmeyin. Ben şimdi gazeteye gideyim. Şöyle güzel bir ortam hazırlayayım. Siz de bana fotoğrafları, gerekli bilgileri mail olarak atarsınız. Ben de hemen haberi patlatırım ha. Bu haber yarına yetişir mi? Yarın. Yetişmez olur mu? Hemen gidiyorum ben gazeteye. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Acar muhabir. Bitti. Biraz uyumaya çalış şimdi. İlaçlarını da 8 saatte bir al, enfeksiyon kapmasın. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Önemli değil. Geçmiş olsun. Senden şüphelenmiyor değil mi? Sen olsan aşık olduğun birinden şüphelenir miydin? Aşk. Aşk. Tufan öldükten sonra Hancı Holding eylemi senin açından bitmiş sayılır. Artık Emir'den ayrılma vaktin geldi. Hayatın normal seyrini yaşayacaksın. Bir ömür bu işte devam edemezsin. Bir bahane bul. Buraya kadarmış, olmadı de. Ve unutma. Hayatın normal seyrini yaşa. Tamam. Holding'den aradılar. Ay başında işe başlamamı istiyorlar. Ne yapayım? Güzel. Başla. Emir'den ayrıldıktan sonra oradan da ayrılırsın. Unutma. Hayatın normal seyrine devam edeceksin. Sonra? Sonra Kadir'in yanına yollayacağım seni. Belçika. Buyurun. Hancı dosyası buydu değil mi? Bir şey alır mısınız? Yok teşekkür ederim, ben bir şey almayayım. Ama kahvemiz Brezilya'dan özel geliyor. Peki.
İki kahve, süt. Yok. Buyurun, sizi dinliyorum. Bu babanızla bir yıl önce hazırladığımız protokol. Bu da projenin taslağı. İsterseniz bunlardan bir kopya size de verebilirim. Evet, iyi olur. Rica etsem protokoldeki 11 nolu maddeyi okur musunuz? Projenin yönetimi USWB'nin yetkisindedir. USWB, 2011 yılının Mart ayında tamamlanacak olan tesisin yönetim kuruluna Hancı Holding'i temsilen Canan Hancı'nın atanmasını koşulsuz şartsız kabul etmiştir. Evet, babanız bir yıl sonra okulunuz bitince projenin içinde sizin de yer almanızı istemişti. Bu ricasını protokole koyduk ve ben de memnuniyetle kabul ettim. Bu deliller yeterli mi yoksa? Bunu da ister misiniz? Kahveniz. Ben yanıldım, kusura bakmayın. Yanıldınız demeyelim de bilgi eksikliği yüzünden temkinli davranmak zorunda kaldınız diyelim. Şimdi bu projede 2000 kişi istihdam edilecek. Hatta babanızın bir şartı da projeye alınacak kişilerin ailelerinde sigortası olmayanların daha önce tercih edilmesiydi. İzin verirseniz ben de bir soru sormak istiyorum. Tabii. 2000 kişi istihdam edilecek bir projeye babanız İlhan Bey neden karşı çıksın? Bence size bu masalı kim uydurmuşsa ondan şüphe edin. Bu insanlar her kimse bu projeyi baltalamak istiyorlar. Bana inan. Banu, akılla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? İlişkinin şeklinde bir karar vermeni istiyorum. Senin bu saçma sapan ilişkin benim aile yaşantıma zarar veriyor. Basın zaten bir açık yakalama peşinde. Haklısın. Kim neden böyle bir haber yapıyor anlamıyorum. Figen Hanım.
Figen Hanım. Figen Hanım. Figen Hanım. Figen Hanım. Figen Hanım. Figen Hanım. Figen Hanım. Figen Hanım, hanımefendi. Ne? Hemen ambulans çağırın. Ben derhal geliyorum. Harun ne oldu? Figen bir kutu hap içmiş. Baygınmış. Umarım başarılı olur. Kardeşim bastırdım haberi. Sedat abi bana gerekli evrakları, fotoğrafları falan da gönderdi. Müdürün yüzünü görecektin. Öyle kaldı. Artık adamın gözüne girdim ya, bir daha hayatta çıkmam. Eyvallah Musti, sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Buyur kardeşim. Şirketten sen bir prim alacaktın. Evet. Onu alabildin mi? Aldım tam 4.000 lira. Anladım. Can'ı yarın tedaviye götüreceğim de. Oranın da süresi doldu, para vermem lazım. Hem arabayı da satamadık. Sen bana parayı ver, ben arabayı sattıktan sonra sana söz parayı vereceğim. Allah, biz seninle ne konuştuk kardeşim? Arabayı ben alıyorum, işte o kadar. Oğlum sen bana iyilik olsun diye yapıyorsun. Evet. Sana iyilik olsun diye yapıyorum. Can'a iyilik olsun diye yapıyorum. Kendime iyilik olsun diye yapıyorum. Biz kardeş değil miyiz? Bunu biz birbirimize yapmazsak kim bize yapar? Ha? Bak para şimdi evde. Yarın sabah buluşalım, ben sana parayı vereyim. Sen de götürü kliniğe teslim edersin. Tamam mı? Sağ ol. Sağ ol usta. Kardeşimsin sen benim. Ah, zaten keyfim yerinde. Dün patlatmışım haberi. Ne haberi? Bak bakalım. Patlamış mısır gibi patlıyor haberler. Oğlum Akın Nizamoğlu'yla bu Figen Avcı'nın haberi var ya, o haber işte. Aa evet. Doğru hatırlıyorum ben bu haberi. Bu Akın Nizamoğlu'nun adamları bu sefer peşine takılmadı mı? Yok be kardeşim. Geçen sefer Sedat amirim aldı onları, götürdü merkeze. Gereken işlemlerin hepsini yaptı. Bu sefer bana bulaşamazlar. Alo Emir, müsait misin? Evet. Ne oldu? Seninle konuşmam gerekiyor. Neredesin? Kanlıca meydandayım. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Canan aradı. Buraya geliyormuş da. Sen beni Nebahat'le karıştırdın galiba. Kardeşim benim. Durum ne? Neler oluyor? Tufan öldü. Ölüm kağıtlarını gördüm. Bu ne lan? Ne oluyor? Bu ne oluyor lan? Ölmüş. Thank you.
Öyleyse yine arkandan ne pislik bıraktın. Tufan öldü. Ne? Ensi. Polis Tufan'ın odasını değiştirmiş. Sonunda fark ettik. Çok sıkı korunuyordu odası. Senin verdiğin kanası onu öldürme işinde kullandık. Mecburduk. Mesela bu. Kanası. Tufan'ı öldürmek için kullandın ha? Maalesef. Dedim ya, hiç vaktimiz yoktu. Polis konuşturmak üzereydi. Başka şansım yoktu. Veysel. Bu çok büyük bir komplo Veysel. Yani Hancı suikastini düzenleyen örgüt de kullanılan silah yarbayı vurmak için kullanılacak şimdi. Bu harika Veysel. Bunu ben bile düşünemem. Çok büyük bir iş başardın Veysel. Bunu bilmeden yaptın ama çok büyük bir iş. 3 milyon doları hak ettin. Yarın adamlarım seni arayacak. Parayı nereden alacağını söyleyecekler. Bu arazi meselesi senin dediğin gibi değilmiş Emir. Yani bu tam olarak bir satış meselesi değil. Projenin babama ait olduğunu öğrendim. Yani Banu ile Harun seni ikna etmeyi başardı. Hayır hayır, onlar değil. Kerem Aslan. Bugün onunla konuştum. Doğal olarak Banu ile Harun da haklı çıkmış oldu. Neden sustun? Hiç. Onlar haklı çıktığına göre ben haksız çıktım. Bak lütfen böyle söyleme. Benim senin iyi niyetinden hiçbir şüphem yok. Sen çok iyi birisin. Benim için, benim yanlış bir karar vermemem için beni uyardın. Belki de ablanın şahit olduğu kavga arazi meselesi değildi. Yani sesini bile duymadığım bir güvenlik kamerası görüntüsünden dolayı 2000 kişiyi işsiz bırakamam Ömür ben. Ne oldu? Yok bir şey. Beni dinlemiyor musun sen? Hayır, dinliyorum. Konuyu anladım. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Sen vekaletini ver. Ben de senin bu fikrine saygı duymaktan başka bir şey yapamayacağım. Ama dikkatli ol. Peki, bak. Burada Hancı Holding ile USWB arasında yapılan protokol var. Ve altında babamın imzası var. Nereden belli? İmza sahte mi diyorsun yani? Güvenlik kamera görüntülerini kendin izledin. Ablamın anlattıklarını kendi kulaklarımla duydum. Ama sen kalkıyorsun bir tane kağıt parçasındaki alelade imzaya inanıyorsun. Haklı çıkabilir misin peki? Bilmem, olabilir. Ama sen yine de boş ver. Onlara inanmaya devam et. Hayır hayır. Bu imzanın babama ait olup olmadığını nasıl anlarız? O basit. Kriminal bir inceleme yaparız emniyette. Sen biliyorsun benim emniyette arkadaşlarım var. Tamam. O zaman hemen inceletelim. Yalnız bunun bende kalması lazım. Tabii tabii. Sende kalabilir. Sonuçta bu hayatta belki de en çok güvendiğim insan sensin. Güvenecek kimsem yok.
Çok zorladı mı Canan seni? Yok, hem de hiç. İşin sosyal yanını anlayınca, hele de 2000 kişiye iş imkanı sağlanacağını duyunca tamamen ikna oldum. 2000 kişiye mi? Aman Harun'a söyle, pot kırmasın ha. Tamam. Ha, bu arada bu evrakları vereyim sana. Amcanınkine. İşe yaradı mı bari? Yaramaz olur mu? Canan'ı ikna ettim onların sayesinde. Sana iyi bir haberim var. Hancı suikastinde yaralanan adam vardı ya hastanede polisin elinde. Evet. Örgüt onun işini halletmiş. Bu çok daha iyi bir haber. Holding suikastı ile ilgili bütün izler silinmiş oldu. Evet, rahat ol. Örgüt işi de halloldu. Canan'ın vekalet işi de. Kerem, sen muhteşem birisin. Yalnız yarın şu örgüte söz verdiğimiz parayı ödememiz gerekiyor. 3 milyon dolardı değil mi? Evet. Tamam, sabah hazırlarım. Hazal, bu konuyu daha fazla uzatacak mıyız? Rahatsız oluyorsan uzatmayalım. Hatta istersen ben hiç konuşmayayım, susayım, olur mu? Benim seni açık açık aldattığımı mı düşünüyorsun? Hı? Şüphe ediyorsun yani. Sen benden şüphe ediyorsun ya ortada hiçbir şey yokken. Hazal, saçmalama. Saçmalamıyorum Emir. El ele gördüm sizi orada. Daha nasıl görmem gerekiyordu? Ötesi ne bunun? Ya kız oraya bir konu anlatmaya gelmiş. Ne yapsaydım? Tabii. Geçen gece de gördüm sizi orada. Baş başa. Oturuyordunuz. Hatta sarılmıştın ona. O zaman ne anlatıyordu? Kaç gecedir buluşuyorsunuz Canan Hanım'la? Ona da bana söylediklerini mi söylüyorsun? O ne diyor? Ne istiyor senden? Ha? Ya da sen ondan ne istiyorsun? Bak, bu olmadı. Ben öyle bir kadının yanından kalkıp başka bir kadının yanına gidecek kadar karaktersiz bir adam değilim. Hazal, sen beni iyi bilirsin. Yüreğim geniştir. Ama orada sadece bir kadına yer var. Neyse. Kalp kırmak çok kolay. Neyse, boş ver bu sefer. Kırılan benim kalbim olsun. En iyisi ben senin kalbini kırmadan kalkayım. Hazal be. Sen de bunu yaparsan başkası ne yapmaz ki? Hı? Sevgi güven ister, melek yüzü. Seviyorsan zaten güveniyorsun demektir.
Ben sana çok güveniyorum. Boşaltalım. Biz evden çıktık, geliyoruz. Tamam kardeşim, tamam. Ben meydandayım, geliyorum şimdi. Tamam kardeşim, görüşürüz. Hay Allah razı olsun bu çocuktan. Dayı, şimdi arabayı satmak zorunda kalmıyorsun değil mi? Aslanım sen iyi ol, merak etme gerisini. Tamam güzelim. Merak etme dayı. Bir daha para vermeyeceksiniz zaten oraya. Bir dahaki aya kesin iyileşeceğim, yürüyeceğim. Görürsünüz. Günaydın. Günaydın. Nasılsın usta? İyiyim ama seni gördüm şimdi günüm daha iyi geçecek, daha iyiyim. Senden ne haber? İyi, ben de fırından geldim öyle. İşte. Belli mis gibi kokuyor. Aa, koktuysa bir parça vereyim, zaten dün sıpıttın attın ekmeği. Al.
Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nereye gidiyorsun? Amir'le buluşacağım. Ha. Onun kliniğe gidilecekmiş, para mara verilecekmiş. O işlerle uğraşacağım biraz. İyi, iyi. Ne oluyor lan? Gir içeri. Ne oluyor? Ne oluyor? Gir içeri. Gir içeri. Ya durun, durun. Eyvah, ne yapacağım? Telefon. Telefonumu evde unutmuşum. Dur, Emir çabuk. Musti'yi kaçırdılar. Adamlar arabayla geldiler. Birkaç kişi Musti'yi toparlayıp götürdüler. Nasıl kaçırdılar? Plakasını falan aldın mı? Yok, hiç aklıma gelmedi ki. Allah Allah, kim ne yapsın Musti'yi? Ben kimin niye kaçırdığını biliyorum anne. Kimmiş oğlum onlar? Nebat, hadi canı alın eve yürüyün. Hadi. Hadi aç kapıyı. Kapıyı aç. Geleceğim. Gel bakalım aslanım benim. Gel. Dayı, dikkatli ol sana. Bir şey olmasın. Merak etme oğlum. Merak etme. Hadi. Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Hadi senin şimdi kalbin eğilecek. Hadi yürüyün eve. Allah'a emanet oğlum. Sağ ol. Paran hazır. $3 milyon. Güle güle harca. Ha, dikkatli ol. Bunlar kara para biliyorsun. Faturasız. Maliye yakalamaz. Araba ne olacak Kerem Bey? Daha önce sana para verdiğimizde çantasını geri istedik mi Reysa? Araba senin. Bonus. Bilmeden büyük bir iş başardın. Thank you.
olmaz. Nerede Akın Nizamoğlu? Kim arıyordu? Emir Karaefe. Burada mı değil mi kardeşim? Buyurun, konu neydi? Ulan Musti nerede? Manyak mısın kardeşim? O kim be? Gazeteci olan, demin aldırdı. Çek git lan! Ne bileyim ben nerede olduğunu? Ulan var ya, seni gebertirim. Ne yapıyorsun sen?